normalde uzak davranıyordur. Bir de uzak bir ülkededir. Ben hangi anlamda alayım? İki anlamda, evet, ikinci anlamda. Hiçbir şey olmaz. Benim sevgim dalga dalga ona gider, onun sevgisi de bana dalga dalga gelir. Eksilen hiçbir şey olmaz. Evet, dinliyorum. Sizce geçtiğimiz yüzyılın en büyük icadı nedir? Elektrik. Elektrik. Çünkü her şeyin babası o. Ya bu konular. Evet. Akıllı ve güçlü bir insan kendi hayatını kendini şekillendirir. Sen ne güzel tarz yapmışsın. Nasıl yakışmış kıyafetin. Bir kere şapkan, saçın, saçının tarzı, yüzündeki ifade, makyajın, her şey ya, kendi doğal güzelliğin, her şey mükemmel. Yani hayal edecek güzel bir görüntü vermişsin. Tebrik ediyorum seni. Allah senin uzun ömürlü olmana nasip etsin. Cennette de böyle çok süslü olmanı Allah sana nasip etsin. İnşallah. Cennette de kardeş olmayı nasip etsin. İnşallah. Dost, arkadaş olmayı nasip etsin. Bir daha. Akıllı ve güçlü bir insan kendi hayatını kendini şekillendirir. Akıllı ve güçlü bir insanın kendi hayatını Allah şekillendirir. O Allah'a uyar. Allah'a teslim olur. Kaderindeki hal neyse olduğu gibi o tezahür eder, o da kaderini Allah'a teslim olarak seyreder. O sadece sebebe sarılır. Yani Kur'an'a uygun, çok dürüst, samimi bir hayat yaşar. Çalışkan ve gayretli olur. Allah onun kaderini ona gösterir. Ramuzul Ehadis'te sayfa 12'de Peygamberimiz diyor ki Resulullah, münafıkların müminlerle münakaşa için Kur'an öğrenmelerinden bile endişe duyuyorum diyor. Çünkü Müslümanlarla uğraşmak için onu, demek ki böyle tiplerde yiyecek ki, evet. Peygamber önceden bildiriyor. Normalde bir Müslüman yemez onların, evet, oyunlarını. Ahmet İbni Hanbel Müsned'inde var, cilt 4 sayfa 156. Siz Dırar Mescidi'ni de anlatmışsınız. Daha takva olduklarını hatta iddia ediyorlar Müslümanlardan. Ya şimdi münafık kinlenip ayrıldığında Müslümana nasıl kötülük yapmaya kalkabilir? Dese ki ben Allah'a inanmıyorum, dine inanmıyorum, sizin yolunuza inanmıyorum dese, hadi oradan derler yani. Ama ben Müslümanım diyor, sizden daha Müslümanım. Önce bu Müslümanlar bir ayrılsın diyor. Evet. Bir. İki, iman hakikaten anlatmaya gerek yok. Kur'an mucizeleri anlatmaya gerek yok. Darwinizmle mücadeleye gerek yok. İngilizlerin devletiyle mücadeleye gerek yok. Homoseksüellikle mücadeleye gerek yok diyor. Sonra diyor sakın Müslümanlar başında bir lider olmaz. Başsız olsun Müslümanlar. Ayrı ayrı tek tek yaşasınlar. Yani nezaketiyle kendi kafasına göre çirkin bir nezaket anlayışıyla Müslümanlığı yok etmek istiyorum diyor. Ve bunu ayetlerle, şeytani bir yöntemle desteklemeye çalışıyor. Bir kısmı da bunu yiyor. Ya acayip olan onu yiyenler yani. Yusuf'un kardeşleri de Yusuf'a tuzak kurarken hep Allah'ı anıyorlar. Ya kardeşim daima Allah'ı anarak hareket eder münafıklar. Ya Peygamberimiz zamanında o 300 münafık vardı. Hafız adamlar, Kur'an'ı bayağı iyi biliyorlar. Ama homoseksüel aynı zamanda. Dırar Mescidini kurmuşlar. Buraya da mesela hiç kadın gelmez. Dekolte kadınlara şiddetle karşıydılar o devirde. Onların baskısından sonra Ahzab suresi indi işte. Ya mümin kadınlara nefes aldırmıyorlardı. Müşriklerle işbirliği yapmışlardı. Mümin kadına laf atıyorlar, baskı yapıyorlar, hakaret ediyorlar. O yüzden Allah çarşaf ayetini indirtti. Münafıkların ağır baskılarını durdurmak için. Münafıklar yine okuyorlar, araştırıyorlar. Ama bunu Müslümanlara mücadele için yaparlar. Diyor ki Peygamberimiz, ümmetimdeki münafıkların çoğunu okuyanlar teşkil eder.
Ramuzul Ehadi numara 1104. Münafıklar diyor Peygamberimiz, dilbazdırlar. Asıl dilsiz, asıl diyor dilbaz münafıktan endişe etmekteyim diyor Peygamberimiz. Çünkü o sizin hoşuna gidecek şeyleri söyler ama hoşunuza gitmeyecek şeyleri yapar. Hoşuna gidecek şeyleri söyler, işte bir kısmını kafalıyorlar bunlar. Ondan sonra yiyor adam onunla. Yani münafık dilbazdır diyor Peygamberimiz. Ya ondan çok çekinirim diyor. Çünkü adam yiyor. Anlamıyor onu yani. Mesela Allah'ın adını kullanarak Peygamberimizi kötülüyor. Sonra Müslümanlara sahte sevgi gösterilerinde bulunuyor. Peygamberimizin yanından ayrılıp 300 kişi o münafığın yanına gittiler. 300 kişi ya, kandırdı onları. Ben peygamberden daha sevgi doluyum, daha saygılıyım. Bak peygamber size karşı ters davranıyor. İşte sizi zorların içine sokuyor, savaşlara sokuyor. Ben sizi koruyup kolluyorum diyerek birçok ahmağı kandırdı. Ve de onlar da yedi bunu yani. Evet, dinliyorum.